İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 15. oturumu gerçekleşti. Artsakh'ın İvanyan köyünde hızlı prefabrik özel evlerin inşaatı devam ediyor. Minusmita'nın 3 köyünde anaokulları inşa edilecek. Kudüs Ermeni Patrikhanesi'nin mülkleri cemaat kararı olmadan kiraya verildi. Tarih Müzesi'nde kimlik kareleri takı başlıklı serginin açılışı. Batı Ermenistan'daki Van Gölü çamurdan temizlendi. Gabriel Sarkisyan satrançta Avrupa ikincisi oldu. Kutsal Ermeni takvimine göre 7 Nisan annelik günü. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin farklı ülkelerden milletvekillerinin katıldığı 15. çevrimiçi oturumu 6 Nisan'da gerçekleşti. Oturumun gündeminde 28 Haziran 2022'de yapılacak olan Ulusal Meclis'in 7. toplantısının 2. oturumunun tasarımının görüşülmesi başta olmak üzere birçok madde yer aldı. Gündem çerçevesinde Latin Amerika'da 24 Nisan'da yapılacak etkinliklerin programı da ele alındı. Parlamento başkanlığından yazılı sorularla başvuran milletvekili Arakeş İşana hükümet tarafından doyurucu cevap verildi. Oturumun sonunda bir sonraki oturumun gündemi tartışıldı. Oturuma Ulusal Meclis Başkanı Neli Harutyunyan başkanlık etti. Artsakh Cumhuriyeti Şehircilik Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Artsakh'ın Askeran bölgesi İvanyan köyünün idari bölümünde yapımı devam eden yeni mahallede 107 konuttan 9'u hızlı bir şekilde hafif yapılarla prefabrik özel konut olacak. Bu bir pilot uygulama programı ve hayırseverlik imkanlarıyla uygulanmaktadır. Gelecekte uygun olursa projenin genişletilmesi, çok sayıda benzer özel konutun inşa edilmesi mümkün olacak. Cavak bölgesinin Ninotminta Belediyesi Pokır, Hançali, Radyonovka ve Ulalis köylerinde çocuklar okul öncesi eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. İhaleye iki firma katıldı. Ninotminta Belediyesi Radyonovka köyünün anaokulu için 150 bin Gürcistan Larisi tahsis etti. Sözleşme 16 Mart 2022 tarihinde imzalandı. Sözleşme imza tarihinden 269 gün sonra sona ermektedir. Ulalis köyündeki okulun birinci katı köyün anaokulu için restore edilecek. İhaleye iki firma katıldı. İnşaat işleri Ovali adlı şirket tarafından 107.750 gel karşılığında gerçekleştirilecek. Batı Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi 160 kadar işletmenin içerdiği mülkleri var ve manastır bu işletmelerin gelirleriyle geçiniyor. Patrik Nurhan Manukyan'ın mülkleri iş adamlarına 99 yılına kiralamak istediğine dair söylentiler dolaşmaktadır. Ancak cemaatin kararı olmadan Patrik bu mülkleri kiralatamaz. Eğer bunu yaparsa Patrikhane güvenilmez bir liderin himayesinde bulunmuş olur. Yukarıda belirtilen karlı mülklerin kiralanması durumunda Patrikhane iş yerlerinden alınan kira yerine alanı kiralayacak olan emlakçılardan daha az olacak şekilde yıllık bir ücret alacaktır. Mevcut durumda Patrik cemaat yasasını ve cemaat toplantısı kararını ihlal etmeye devam ederse o zaman Patrik istifa etmeye zorlanmalıdır. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün kirlilikten arındırmak amacıyla başlatılan balçık ve dip çamuru temizlik çalışmaları ilkbaharın gelişiyle hız kazandı. Arıtma tesisinin devreye alınmasının ardından Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyordu. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dip çamur temizliği hız kazandı. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar 121 bin metreküp çamur temizlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde kimlik kareleri takı başlıklı serginin açılışı 7 Nisan'da gerçekleşti. Sergide Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi koleksiyonundan seçilen 18. 20. yüzyıllara ait mücevherler, bilezikler, kolyeler, kemerler, başlıklar, Ermeni ustaların çalışma aletleri ve etnografik fotoğraflar yer aldı. Serginin amacı Ermenilerin nasıl takılar taktığını, takıların anlamı ve önemi, Ermeni takılarının farklı ülkelerde nasıl yayıldığını açıklamaktı.
ve en önemlisi de modern Ermeni ustaların dikkatini ulusal zanaatın köklerine çekmekti. Ermenistan Cumhuriyeti erkek satranç takımının bir üyesi olan Gabriel Sarkisyan, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu. Slovenya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın son turunda Gabriel Sarkisyan, İspanya temsilcisi Latasa Santos ile berabere kaldı. 11 üzerinden 8,5 puan alan Gabriel Sarkisyan, Avrupa Satranç Şampiyonası'nın ikinciliğini elde etti. Turnuvanın galibi Almanya'dan Matias Buluba oldu. Bu yıl Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Slovenya'nın Brejice kentinde yapıldı ve 11 turdan oluşuyordu. Batı Ermenistan, Ermeni satranç oyuncusunu tebrik eder, ona yeni daha büyük zaferler diler. Ermeni kutsal takviminin Arek ayının Anahit günü olan 8 Nisan, annelik günü, yani ana Anahit günü olarak kabul edilir. Efsaneye göre güneşin koç takım yıldızında bulunduğu zaman bilge atalarımız o günün güneş ışınını bereket, refah, zenginlik, sağlık işaret eden yılın en iyi ışını olarak kabul ettiler. Tüm bu niteliklerin temsilcisi Anahit Ditsamayr'ın kendisidir ve bu nedenle o gün anneliğe adanmıştır. Batı Ermenistan yönetimi tüm kadınların annelik gününü kutlarken Batı Ermenistan topraklarındaki kızlara ve annelere direnç dileriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şohakın adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dans Varyasyonu adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.